Hayırdır Ayşe, ne oldu kızım? Gamze kabristanda biraz kötü oldu Allah. Bir iki lokma götüreyim de kız kendine gelsin dedim. Dünden beri bir şey yemiyor. Ya ben bunu Fikret abiye hazırlamıştım da sen al götür bunu madem. Zaten Damla yenisini hazırlar ona. Fikret'in de babası öldü, iştah açıldı herhalde. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Seninle konuşan yok canım. Bu dullar bu evden ne zaman defolup gider tahmini? Kız Damla. Allah canını almasın Emin. Öyle bir laf ettin ki anam bu evdeki herkes dol. Buna Fikret de dahil. Ne yapalım, nereye gidelim ha? De bakayım. Damla sonra da çayları koyuver kızım. Fikret kardeşiyle barışmaya gitti. Oh, nihayet şükürler olsun. Bak görüyor musun Nedim'e? Bir de Rızvan hiç hayırlı bir şeye sebep olmadı diyordun. Dirisi olmasa da ölüsü işe yarıyor. Allah Allah, sakine ya. Hani dirisini bırakmadın, bari ölüsünü rahat bırak adamın. Söz veremem. Sakine. Denerim. Nedim Hanım, Şota söyledi şimdi. Kikalar gelmişler, kapının öndelermiş. Sizinle görüşmek istiyorlarmış. Ne görüşecekmiş benimle onlar? Utanmadan bir de kapıya mı gelmişler? O zaman Fikret abiyle mi görüşeyim? Çünkü illa birinizi görmek istiyorlarmış. Taziye vermeden de gitmeyiz demişler. Kızım Nedim'e ne konuşacak ki onlarla? Fikret abin kapının önünde konuşsun, savsın oradan. Yok yok. Fikret'e bir şey söylemeyin. Ben giderim. Şimdi Rızvan'ın ölümüyle ilgili bir isim misim geçtirse bir gerginlik çıkmasın ortada. Sen kocana söyle, Rızvan'ın ofisine geçsinler. Fikret'e de bir şey söylemeyin, kimseye de haber vermeyin. Tamam Nedim Hanım. Ben seninle geliyorum Nedim'e. O kopuklarla tek başına konuşamazsın. Yok canım, sen buraları topla, mutfağa geç. Damla gelsin benimle. Dediğin gibi ters düz bir şey söyleyecek olurlarsa da bir şahit olsun yanımızda. Gel bakalım Damla. Gel. Ne istiyorlarmış bunlar? Sen çıkabilirsin Şota. Kalsaydım Nedim Hanım. Gerek yok. İyi. Evet. Sizi dinliyorum Musa. Ne yüzle kalktınız buraya, benim karşıma geldiniz? Anlat Yahya. Şimdi Nedim Hanım, biz kocanızın faili olan serseriyi götürdük, jandarmaya teslim ettik. Bana ne? Ne demek bana ne? Her yerde bizim adımız konuşuluyor. Ne demek bana ne? Biz mi konuştuk sizin adınızı? Siz konuşmadıysanız kim konuştu o zaman? Siz ikinizden başka bizim bu işi yaptığımızı bilen kimse yoktu. Ben size gidin Rızvan'ımı öldürün dedim. Ha? Gamze'yi öldürmelerini istemedik miz bunlardan Damla? Evet, aynen öyle planlamıştık. Nedim anne. Hem paramı aldınız, hem gereğini yapmadınız, hem kocamı öldürdünüz. Şimdi bir de utanmadan kalktınız, karşıma geçtiniz, taziye mi veriyorsunuz bana? Nedim Hanım, bakın biz kader yazmıyoruz. Biz mezar taşı yazma işindeyiz. Alın yazısı yazma işinde değiliz. Şimdi dediğiniz gibi Yahya sıktırdı, gereken de yapıldı. Kim nereden bilecek senin kocan 3 günlük karısının üzerine kapandı, kalkan oldu? Öyle değil mi Yahya? Öyle abi. Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Biz birini adalette teslim ettik Nedim Hanım. Tamam. Gitsin içeride yatsın, gebersin, bana ne? Ne demek bana ne ya? Ne demek bana ne? Şimdi bu içerideki durmuşa bakmazsak, dışarıda da ailesine bakmazsak, içerideki durmuşu nasıl susturacağız? He? Nedim Hanım bu işi bana yaptırdı demez mi Yahya? Bence garanti der abi.
Bu ne dikiliyor orada? Kim var içeride? Abi, Çota'yı da affetsen artık ne olur. Abartma istersen Zeynep. Sor şuna dediğimi. Çota, kim var içeride? Nedim Hanım'ın misafirleri var. Kimmiş misafirleri? Kikalardan Yahya ile Musa geldi. Ne? Fikret. Fikret. Oğlum. Ne oluyor burada? Bir şey yok oğlum. Babanla ilgili bir şey duymuşlar da. Biz yapmadık demeye gelmişler. Ne diyecekseniz bana deyin. Annemle Damla'yla alakanız ne sizin? Yok oğlum bir şey. Gidiyorlardı zaten. Yok. Ben 1 milyon dolarımı almadan şuradan şuraya gitmem. Anlamadım. Ne diyorsun sen ya? Siz bir çıkın dışarı. Ne diyeceklerse bana desinler. Neyin parasıymış bakayım bu? Annenlerin verdiği siparişin parası. Sipariş derken? Nedime Hanım Damla'yı bize gönderdi. İskender Bey'in kızı Gamze'yi ortadan kaldırın dedi. Biz de Rızvan Bey'le İskender'le düşman olmayalım dedik. Ama çok ısrar ettiler. Gereğini yaptık. Siz dövdünüz, babamı mı öldürdünüz? Yani şimdi burası dinlenmiyorsa aynen öyle. Bunu yaptın mı gerçekten anne? Fikret, ne istiyorlarsa ver oğlum. Sonra kendi aramızda konuşuruz. Anne. Yaptın mı bunu? İstediğim bu değildi oğlum. Ama olan oldu. Sonra konuşuruz Fikret. Abla sen benimle gel. Zeynep sen de bize müsaade et kardeşim. Zeynep hadi. Şimdi ben doğru mu anladım? Siz hem babamı öldürdünüz, hem de buraya gelmiş benden para istiyorsunuz. Öyle mi? Vallahi sen bilirsin. Biz içeri birini verdik zaten. Yani şimdi dersen ki ben para vermeyeceğim, anneme yazıktır, benim ismimi versin. Tamam, senin ismini versin. Ama dersen ki annem hak etti, annemin ismini versin. Tamam, annenin ismini versin. Annen de gitsin. Paşa paşa yatsın cezasını. Yani. Nasıl? Sakin ol, bana bir su verir misin? Nasıl yaparsınız bunu? Anne sen nasıl yaptın sakin bunu? Sakin ol. Senin evladın olduğum için utanıyorum bir daha. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum, duydun mu? Bana bak, sakin ol. Haddini bil. Kendine gel, bunlar ulu orta konuşulacak şeyler değil. Niye?
Niye herkes bilsin senin nasıl biri olduğunu, öğrensin? Zeynep, ne oldu kızım? Babam annem öldürtmüş ona. Ne? Damla da aracı bulmuş, kiralık katili bulmasını. Zeynep, beni lütfen dinler misin? Konu gerçekten... Kes sesini. Sakin. Damla, Fikret abi seni çağırıyor. Damla, sen git. Fikret'i sakinleştir. Şimdi o sinirlidir biraz ama... sayar söver sakinleşir kızım, hadi. Tamam. Elif, sen de Zeynep'i al. Bu bağırıp çağıracaksa gitsin gölün karşısında bağırıp çağırsın. Hadi. Yukarıdakiler duymasın maazallah yani. Fikret'ime musallat olurlar. Hadi. Ne oluyor burada ya? Allah korusun. Allah cezanızı versin. Tamam. Sizin. Allah cezanızı versin sizin. Hadi. Ne bakıyorsun sakine? Ellerine yüzlerine bulaştırdılar işte. Yoksa benim Rızvan'ı öldürtmeye falan niyetim yoktu. Oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.